Demişken şeker hastalığı ile ilgili bir karışım var mı hocam? Evet. O da çok önemli bir hastalık ve toplumu tehdit eden problemlerden biri. Keçi sedefi forte var. Şurada. Keçi sedefi yonca gibi bir bitki. Vatanı Türkiye. Türkiye'de kimse tanımaz. Yetiştirilmek gerekir ekstra. Bunun ekstraktını biz yurt dışından getiriyoruz. Maalesef. Her tarafta yetişebilir. Özellikle de bu yörenin Marmara'nın bu yörenin iklimi çok uygundur buna. Bunun birleşimindeki etken madde guanidin. Guanidin bitkisel inzülin diyebiliriz. Ne işe yarıyor? Pankreası güçlendiriyor. Pankreasın tekrar yeniden kaliteli inzülin salgılamasını sağlıyor. Mesela bir çocuk bize getirdiler. Aşırı ilaç kullanmış. Ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire. Aniden pankreas iflas etti demiş doktoru. Ne olacak? İnsülin vurulacak. Ömür boyu. Ben Peki. dedim bakacağız. Acele yok. Bana bir süre tanıyın. 6 hafta deneyelim. İksir, aloe vera jel. Keçi sedef forte, sinir lot forte. Keçi sedefi, sinir lot forte. İksir jel. Bu ürünleri kullandı 6 hafta. Sonra tekrar geldiler. Hamdolsun dediler. İnsülin kullanmaya gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde. Tip 1 demişti doktoru. Yani tip 1 ömür boyu inzülin bağımlılığı. Peki hocam, programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün bu saydıklarınız, siz iddia ediyorsunuz ta öteden beriye, uzun yıllardan beri de çalışmalarınız var. Şifa doğada diyorsunuz, şifa bitkide diyorsunuz. Kullanılan tabletler ya da kapsüllerin büyük bir bölümü kimyasalları içerdiği için artık gelişmiş ülkelerde alternatif tıp dediğimiz bu bitki dünyasına yöneliş var. Tedavide hekimler başta olmak üzere çoğunlukla buralarda Evet. arıyorlar diye iddianız var. Ve bu doğrultuda da yaptığınız çalışmalar var. Karışımlar var, bitki takviyeleri, işte 1,5 saatlik program süresince hangi takviyeler, hangi hastalıklara iyi gelir, onların klinik deneyleri de ispatlayarak, delilleri de göstererek aktarmaya çalışıyorsunuz. Tabii zaman zaman bizim televizyonu da arıyorlar. Ya siz iyi güzel anlatıyorsunuz da biz iletişim kurmakta, bunu talep etmekte zorlanıyoruz. Herhangi bir şikayetle ilgili size nasıl ulaşacaklar? Ne üzerinden bunları talep edecekler? Onunla ilgili net somut bilgileri verin. Programı kapatalım. Bizim sitemiz çok. 60-70 tane sitemiz. Gökçekiksir.com, Gökçekdiyet.com, Gökçektentir.com, Bitkiseltedavi.com, Doğaltedavi.net. Ya, bir defa internet üzerinden ulaşacaklar. Bu saydığınız siteler üzerinden. Evet, Doğru mu? Bitkiseltedavi.com dedi mi yeterli. Şeyden ulaşacaklar, telefondan Telefondan ulaşacaklar. Ulaşıyor, evet. Yurt çapında televizyon programlarını zaten geçmişte yapmışsınız, evet. yapmaya devam ediyorsunuz evet. Sakarya'da olmak üzere. Buralardan ulaşacaklar. Evet. Peki bu ilaçları kullananlar beklenmedik bir etki gördüklerinde nereye başvuracaklar? Böyle bir şikayet aldınız mı bugüne kadar? Bir etki şimdiye kadar olmadık. Olumsuz. Sadece şöyle bir durum var. Olumsuz bir, olumsuz değil de o şimdi mesela bazı insanlar büroda çalışıyor. İksirde hafif bir sarımsak kokusu var. Anladım. Ha, diyorlar ki ya sarımsaksız olmaz mı? Bir bu problem var. Başka bunun haricinde buradaki ürünlerin hiçbirinin yan etkisi yok. Sağlığı tehdit edecek bir şey yok. Hayır, Bugüne kadar bir şey kimyasal, yaşanmadı. hayır, hayır, kimyasal bir O toplumsal bir şimdi sorun. benim burada mesela huş yaprağı. Bu yeni bir ürün. Huş. Böyle huş yaprağı, huş demesinin sebebi şu. Huş ağacının yaprağından ezilir. Hışır hışır içine yukarıdan aşağı doğru su çekildiği için huş denir ağaca. Huş ağacı. Kronik böbrek yetmezliğine karşı bunun yaprağının birleşimindeki etken madde ispat edilmiştir. Bir. Bunun birleşimindeki betulin denen bir madde antikanserojen. Belge var, bilgi var. Antikanserojen. İki, romatizmaya karşı etkisi ispat edilmiştir. Huş ağacının. İsteyenler doğaltedavi.net'e bakabilirler. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Huş, böbrek yetmezliği rahatsızlığına karşı huş, bu huş forte, huş yaprağının ekstraktı artı
Altınbaşak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Özel bir karışım. Mesela bir hanımefendi 68 yaşında. Safra kesesinden ameliyat olmuş. İstanbul, Samatya'da. Ne olmuş? Kanda dolaşan pıhtı böbrekleri tıkamış. Nefronlar tıkanmış. Aniden idrar çıkışı sıfır. Doktorlara demiş, hemen diyalize gireceksin. Kadıncağız yok, diyalize girmem, girerdin girmezdin. Ama yavaş yavaş da ödem vücudu şişiyor. Karnından sıvı almışlar. İnternetten araştırmışlar, geldiler bana dediler ki ne yapacağız? İksir, aloe vera jel, böbrek ve mesane çayı, enfeksiyon çayı. Tamam dediler, aldılar. İki gün sonra aradılar beni, dediler ki aldık ama kullanamadık. Neden? Korkuyoruz. Dedim ki evinizde limon var mı? Var. Sirke var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. Baharat var mı? Biberiye var mı? Kimyon var mı? Vesaire. Var. Bu da bu. Değişim bir şey yok. Saklı, gizli bir şey yok. Tehlikeli bir şey yok. Niye kullanmıyorsunuz? Tamam kullanalım öyleyse. Kullandılar. İki gün sonra idrarı çıkmaya başladı bayan. İki gün. Yani eğer ki bizim ürünü kullanmasaydı bugün o hayatı boyunca diyalize girecekti. Sonra da böbrekleri iflas edip böbrek nakline gidecekti. Ne oldu? 3 ay sonra 180 kiloya çıkmıştı. Ödemden dolayı 68 kilo gelen bir bayan 130 kilo. 3 ay içerisinde tekrar 68 kiloya düştü. Ben onların toplantısına katıldım. Beni çağırdılar, gittim. Allah senden razı olsun evladım dedi. Hep sana dua ediyorum. 5 vakit namazında. Elinde bastonla geziyor şimdi. Eğer ki bunları kullanmasaydı ne olacaktı? Ömür boyu diyaliz, sonra böbrek nakli. Evet, siz bu bitki takviyelerinin arkasındasınız, iddialısınız. Bitkiyi doğru yerde, doğru zamanda huş, böbrek iltihaplanması. Huşun içerisinde altın başak otu var, sırgan otu var, kayış kıran var. Yani böbrek rahatsızlarına karşı etkili olan bitkiler var. Birbirini sinerjik olarak güçlendiren bitkiler var. Mesela avokado yaprağı. Böbrekte taş varsa, kum varsa ameliyata gerek yok. Bir çay bitti. 2-3 hafta. Burada saptamalar çok önemli. Hangi bitki karışımını, bitki takviyesini hangi hastalığa iyi geldiğini bileceksiniz. Tabii, önce. Bileceksiniz. Hatta bu bilgi klinik deneylerle de tescillenmiş olacak. Tabii. Şimdi, ondan sonra vereceksiniz. Şimdi bazıları hastalığı. Yanlış yapıyor. Diyor ki kalp damarı iyi gelir, kalp açar, damar açar. Damar açtı diyelim. Damarlardaki plakları açtı. Bu plakları böbrek süzemesi ne olacak? Bazıları diyor ki ben bir ürün ürettim. Damarları açar. Açtı, plakları çözdü. Böbrekleri süzemedi, böbrekleri tıkadı. Ne oldu? Böbrekleri iflas eder. Öyle bir ilaç yapacaksınız ki, ürün yapacaksınız ki bir, plakları çözüyorsa böbreklerin de fonksiyonunu artırıcı bir ürün olacak. İçinde olacak.